programda daha sizlerle birlikteyiz. Adım adım Sakarya'da bugün nereye geldik? Arabamızla Karapürçek ilçesine geldik. Karapürçek ilçesi de Sakarya'mızın sessiz, sakin, Haza Beyefendi ilçelerinden birisi. Ve doğası çok çok güzel olan bir ilçesi. Hemen arkamızda karı tam böyle alamamış bir dağı var. O dağın ismi ne? Göztepe. Göztepe. Evet. Ha. Ama değerli izler, inanın doğa bize küstü. Doğa bizi insanlara küstü. Neden küstü? Çünkü biz insan olarak insanlıktan çıktık artık. Doğayı kirletmek bizde. Yere tükürmek bizde. Çevreye pislik atmak bizde. Çöp atmak bizde. Yabancı ülkelerin pisliklerini, çöplerini temizlemek üzere Türkiye'ye getirmek bizde. Ama dediğim gibi bak, dağlarda kışın ortasındayız. Kış bitiyor, Şubat bitiyor. Hala doğru dürüst beklenen, özlenen kar yok. Neden? Belki de Cenab-ı Allah bile kızdı bize. Evet, doğru. Doğru mu aga? Şimdi yanımda çok güzel bir amcam var. Eskilerden belli. Yine genç bir kardeşim var. Neye üzülüyorum biliyor musunuz değerli izler? Şimdi sabahleyin Serdoğan'da kurulan Perşembe pazarını gezerken bir tane pazarcı, senmiş dedi, karasuya giremiyorsun dedi. Senmiş dedi, şumuşun dedi, bu mu? Bak usta, benim giremeyeceğim sokak, mahalle, köy, kasaba, şehir yok. Ben Avrupa'ya da gidiyorum, Bosna Hersek'e de gidiyorum, Sırbistan'a da gidiyorum, her yere gidiyorum. Ve orada hiç tanımadığım insanlarla inanılmaz kontaklar kuruyorum, sevgiler kuruyorum. Çünkü ben önce insanım, sonra gazeteciyim, televizyoncuyum. Yaptığım her haberin de arkasındayım. Hiçbir zaman hiç kimseyi karalamak için, kötülemek için asla haber yapmıyorum. Ve yaptığım haberlerin hepsi benim öyle yazılı çizili haber de değil ha. Görüntülü, böyle görerek, çekerek, bakarak yapıyoruz biz. Arkasına da imza atıyoruz. Ha, şuna dikkat ediyoruz, şuna dikkat ediyoruz. Halimize, hareketimize, tavrımıza, bir medya var mensubu olduğumuz için, bir televizyoncu olduğumuz için dikkat ediyoruz. Ve mümkün olduğu kadar ortadan tarafsız olarak gitmeye çalışıyoruz. Ama bunun yanında ne yapıyoruz? Kim ne yapıyor? Kim kime madik atıyor? Onları bulup çıkarmaya çalışıyoruz. Hani nasıl böyle anahtarı sokarsın, çalıştırmaz, yanlıştır anahtar, uymaz. Hemen ustasına, çilingirine gidip danışıp en doğru şeyi bulmaya çalışıyoruz. Bugün Karapürçek'te dediğim gibi Sakarya'nın böyle bana göre göz ardı edilmiş, mahrum bırakılmış ilçelerinden birisi. 20 yıldan beri, şimdi o yoldan uzun yıllardan beri ilk defa geçtim. O yollarda hala istenen çizgi ve sistem oturtulmamış. Hep yapılacak, edilecek, şu olacak, bu olacak, bilmem ne olacak. Bakın, herkes tereyağı, bal, börek yemiyor arkadaşlar. Günümüz şartlarında insanlar geçim derdine düşmüşler. Ama neye üzülüyorum biliyor musunuz değerli izler? Konuşması gereken insanlar geçip bu kameranın karşısında böyle dertlerini döküp rahatlıkla konuşamıyorlar. Bir korkuyorlar. Ya neden korkuyorsunuz ya? Burada hakaret etmedikten sonra, küfür etmedikten sonra, insanları ayrıştırmadıktan sonra, ötekileştirmedikten sonra hiç kimse size hiçbir şey diyemez. Elinize su dökemez. Ne yapalım yani, biz şimdi doğru söylüyoruz diye 9 köyden kovulalım mı? Bak amcam sağ olsun geldi. Gelsen abi yanıma. Gel. Bir tanıyalım seni. Ben Karapürçek sakinlerinden Sabri Kaya. Sabri abi. Hı. Şimdi bak, belki yaşıtızdır, belki ben senden büyüğümdür, belki sen benden küçüğün. Önemli değil. Bir insan olarak sevgili Sabri abicim diyeyim ben sana. Yaklaşık yani uzun yıllardan beri ben Karapürçek'e zaman zaman geliyorum. Bir de en son gelişimde muhteşem bir şehidiniz vardı. Bu camide cenaze namazı kılındı. Hatta birkaç şehidinizin cenazesine de geldim ben. Mezarına da gittim. Yani Karapürçek yiğit ilçelerimizden birisi. Bu vatana evlatlarını şehit etmiş, vermiş, toprak için can vermiş insanlardan birisinin olduğu bir şehir, ilçe burası. Şimdi sen bize neler söyleyeceksin? Size verilen sözler hangi alanda olursa olsun, yolda, elektrikte, suda, şurada, burada verilen sözler tutuldu mu, tutulmadı mı? Nasıl gidiyor yaşam Karapürçek'te? Şimdi benim kaydım AK Parti. Ben AK Partiliyim. Abi hiç fark etmez bak. Bir saniye dur. Değerli izler, bu arada bak, kim hangi partiden olursa olsun, ister AK Parti'den olsun, ister CHP'den olsun, ister MHP'den olsun, ister DEVA'dan olsun, ister Yeni Memleket'ten olsun, ister HDP'den olsun, onlar da bizim kardeşimiz. Hani diyorlar ya işte HDP, PKK, YPG şu bu. Lanet olsun eğer onları destekliyorlarsa, seviyorlarsa. Ama bugün Kürt vatandaşlarımız da bizim insanımız. 6,5 milyon oyla meclise girmişler bunlar. Onun için burada parti martı hepsi hikaye. Eyvallah abi, saygı duyuyorum partine, sana da. Şimdi ben AK Partiliyim ama 4 dönemden beri bizim Orhan Başkanımız Karapürçek'e hiçbir şey yapmadı. Şu ana kadar bir çakılı çivisini göstersinler bana, her türlü şeye karşısındayım. Bir şey yaptığı yok. Hiçbir şey yapmıyor.
he geçiştiriyor. He arkası yok. Mesela? Hiçbir şey yok. Doğalgazınız var mı burada? Merkezde var. Yakın mahallelerde? Sınır çizdiler, sınır. Sınır çizdiler. Köyler mahalle oldu biliyorsun şimdi. Köylerde yok. Köylerde yok. Sınır çizdiler. Belli bir yerde merkezin şeyini sınır çizdiler. Sınırın içinde şey yok. Mahallelerde yok. Doğalgaz. O bir. İkincisi ben sizi arabanız varsa götüreyim. Uludere'nin şeyini yolunu boydan boya çekin şeyi. Alın kameraya. Dayıcım gideriz bakarız da. Burada şimdi bir de vallahi onu devlet mi yapıyor, hükümet mi yapıyor tam olarak bilmiyorum ama geçtiğimiz günlerde bir ilçe belediye başkanı AK Parti il başkanı Yunus Tever'le konuştuğunda bir kırsal durumların bir şekle şemale sokulması durumu varmış. O kırsal durumlarla ilgili bir bilgin var mı? Hayır. Benim de yok tam olarak. Kimsenin öyle bir şey yansıtmazlar ki zaten. İbar dışı bir doğalgaz çalışması var öyle. Şu anda başlanmış. Kırsalla ilgili bir şey var, kırsalla ilgili. Ben bilmiyorum mevzunun ne olduğunu. Kırsalla ilgili son olarak Teketaban, Yüksel, Kızılbayır, Potuklar. Buraya kırsal mahalle statüsüne alınmıştı ama hala bakanlıkta bekliyor. Şimdi Tarım Bakanlığı'nda. Burada Göksel bana gene kızacak ama burada Ali İhsan Tarım isminde çok değerli bir arkadaşım var. Bize öyle anlattı ki burayı güllük, gülistanlık her şey 4x4 ama ben şimdi yoldan beri geliyorum insanlarla konuştuğumda hiç de onun dediği gibi olmadığını üzülerek görüyorum ve çok üzülüyorum. Kandırıldığını söylüyor Ali İhsan Bey. Ben bilemem. Kandırıldım da ya. Orada gördüm posterler asmış şunlar bunlar yapmış ama hiç böyle yani konuşan insanlar o şekilde bir bilgi vermiyorlar bize. Kendisi öyle söylüyor. Abim sağ olsun yürüyenle konuştu bize. Abim size de gelebilir miyim? Müsaade eder misiniz? Gel. Tamam. Şimdi değerli izler. Geliyorum eksik abi. Olmasınlar. Tamam geliyorum. Bizi saygıyla karşıladılar. Bakın bir daha söylüyorum. Ben sokaklardayım. Ara ve arka sokaklardayım. 99 depreminden sonra o depremi en acı yaşayıp gece uykusu bölünenlerden birisiyim. Gece 3 dedin mi pat diye ayaktayım. Adapazarı'nın bütün gece karanlığında sokaklarındayım. Bütün mahallelerindeyim. Bugün de Karapürçek'e geldim. Çünkü Karapürçek benim için çok ayrı, çok özel bir yer. İnanılmaz muhteşem bir doğası var. Bakın dağın yamacına evler yapmışlar. Orada yaşamak her baba yiğidin harcı değildir yani. Abim bir tanıyalım seni. Ben Nihat Günal. Karapürçekli, emekli. Ben konuştum ama emekli. Emekliyim abi. Neler söyleyeceksin abi? Karapürçek'e bize bir anlat şöyle bakalım. Ya reis. Arkadaşlar siz de hazırlanın ha. Mesela bir pazar yerimiz yok Koca Usta yani. Pazar yerimiz yok. Kuruluyordu ya, yola kuruluyor böyle yolcu. Yarın cuma mesela. He. Şimdi peki güzel bak dedin yok güzel bilmiyordum. Diğer bütün ilçelerin hemen hemen hepsinin mahallelerine pazar yerleri kuruldu. Ve Karapürçek yani iktidara yakın partiden olsun belediyelerden olsun en yüksek oyu alan yer. Evet. Neden hala pazar yeri yok Karapürçek'in? Ne bileyim kardeşim ya. Yani 4 dönemden beri de belediye başkanı arkadaşımız da. 4 dönem belediye başkanı arkadaşımız da. Ama bir pazar yerimiz yok mesela. Bir hamam yok mesela. Bir misafir gelse kalacak bir yer yok. Bir misafirhane yok. Yani ne bileyim ama biz reisçiyiz biz yani. Allah var ya yani. Allah'ına kadar reisçiyiz. Yani nefes verdiği sürece ya ölümüne kadar yanındayız. Ama ya en geri kalmış memleket burası yani kardeşim. Şimdi güzel abim. Eyvallah. Saygı duyuyorum sonuna kadar. Bakın değerli izler. Adam ne diyor bak. Kardeşim ne diyor. Biz diyor reisçiyiz diyor. Eyvallah. Ama ne yazık ki bak ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Reise şu bilgiler gitmiyor. Gitmiyor. Ayıp olur. Bilmem ne olur. Pankart atacaklar yapmayın. Bilmem ne. Teşkilata karşı ayıp olur. Abi bu adam bilmesi lazım bunun ya. Geçen valiyi nasıl azarladı gördün işte. Haklı. Bana şeyi söyledi de. Haklı tabii. Haklı. Yani. Vali değil. Bursa milletvekillerini. Adamların olaydan yerden haberleri yok. Yok. Peki bizim milletvekillerin var mı bu olup bitenden? Yok be ya. Yok be. Onlar zaten seçimden seçime uğruyor buraya. Vallahi billahi bak. Sakarya'nın kaç tane milletvekili var? 5 tane, 7 tane de 5 tane AK Partili. 4 tane mi, 5 tane mi? Abi bak şimdi. Neden buraya gelip de sizleri dinlemiyorlar? Seçimden seçime kardeşim, geliyorlar. Gelmiyorlar abi, gelmiyorlar ya. Seçimden seçime uğruyor işte. Ondan sonra işi bitti mi? Hadi eyvallah. Şimdi diğer seçimden bu yana uzun bir zaman geçti. Şurada kaldı 100 gün. Bu programı yaptığımız yani sayı 100 gün. Daha sonra azalacak bunlar. Peki ne yüzle gelip de sizden tekrar oy isteyecekler? İşte bakayım o yüz var herhalde onlarda bilmiyorum ki abi. Vallahi i̇şte, billahi. Değerli izler bakın bir daha söylüyorum. Hep geliyorlar. Hep geliyorlar buraya. Her günlerle buradalar. Onlar iyiler. Her gün buradalar. Eksiklerini tek tek soruyorlar. Bak değerli izler bak. Bak değerli izler bak. Reisi bak MHP'li reisi. Anlıyor musun? Peki çok teşekkürler eyvallah, abim. Eyvallah. Abim gel seni alayım şöyle. Konuş abi. Gel Osman.
Şimdi değerli izler, bunlar gerçekten güzel yürekli insanlar. Hepsi benim kardeşlerim. Ama dediğim gibi bu ilçe inanılmaz muhteşem şehitler vermiş. 20 yaşındaki o koç yiğitlerini mezara koymuş adamlar. Ve çok inanılmaz katılımla şehitlerini yolcu ettiler. Ruhları şad olsun. Değerli kardeşim, bir tanınalım seni. Adım İsmail Beyaz. İsmail'cim, bize böyle günün Türkiye şartlarındaki yaşamı, Karapürçek'teki hayatı bir özetle bakalım. Neler söyleyeceksin? Bir şey yok ki abi burada. Kahvede bile oturamıyoruz yani düzgün. Neden? O ortam yok abi. Çay içeceksin, gideceksin. Peki, peki. Şimdi dedim ya, yani az önce biz bir başka yerde daha bir program yaptık. Orada da hemen hemen aynı serzenişleri seyrettik. Burada insanlar neyle geçiniyorlar? Abi burada ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne biçiyorlar? Yandaşçı olursan geçiniyorsun abi. Yandaşçı olmazsan geçinemiyorum burada. Yok, gelmesin, almam onu programa. Gelmesin programa, almam onu. Tarlamıza çıkamıyoruz çamurdan, şeyden. Yollarımız berbat. Tikenden yol kapanmış artık, yürüyemiyoruz. Mesela hangi yol? Bir süpürge vurulmuyor, şifa su yolu. Neresi orası? Bu mezarlığın arkası. Çöpler, möpler hep yerlere geziyor. Anladım. Peki, ilave edeceğim bir şeyler var mı? Yani iş imkanlarımız yok. Sakaryaspor. Sakarya, tamam. Ayıp, Sakaryaspor. Aynen. Evet. Sevgili abicim, gel seni alayım. Ahmet abi gel be. Hükümet bir adamsın be Ahmet abi. Gel buraya gel. Ahmet abi gel. Çok sağ ol abi. Eyvallah. Eyvallah. Ahmet abicim, şimdi ben ne için geldim buraya biliyor musun? Hemen arkadaşlar işi siyasete döktüler. Saygım sonsuz ama ben böyle genel yaşamda, Karapürçek'te verilen sözler ne derece tutuldu, tutulmadı? Yaşam nasıl gidiyor burada? Mesela doğalgazınız var mı? Odun mu yakıyorsunuz? Kömür mü yakıyorsunuz? Köyleriniz, kırsal la ilgili bir sorunlarınız, hayvancılığınız, etiniz, sütünüz ne durumlarda? Yani yaşam nasıl gidiyor Karapürçek'te? Onunla ilgili bir söz alacağım. Bir dakika. Kendini bir tanıt önce. Biz Ahmet Birbilen, Karapürçek'e ben yaklaşık 11-12 yıl oldu buraya gelip. Nereden? Yerleşeli. Kahramanmaraş'tan geldim ben. Öyle mi? Maraşlı mısın? Evet. Sakarya'da biliyorsun çok Maraşlı kültürü var ha. Evet, biliyorum. Eyvallah. Bizim Uludere ve Mecidiye yol ayrımı köprümüzden itibaren sol kanat, gidişe göre sağ kanat, o tarafta imar uygulaması ve doğalgaz yok. Öyle mi? Herhalde farklı bir yerden geldik komple mahalle olarak herhalde ki. Orada imar uygulaması olmayınca doğalgaz. Uzak mı orası? Biz gitsek bulabilir miyiz? Buradan sağ tarafa döndükten geçelim, sonra. Ben siz aynı zamanda oradaki altyapı ve yolu gördükten sonra zaten nelerin yapılıp yapılmadığını eski muhtarımız Alaaddin daha iyi bilir orayı. Muhtar arkadaş o mu? Eski muhtarımız bizim. Tamam. Sevdiğimiz bir abimiz, evet. Kardeşimiz. Peki neden yapmıyorlar? İstense yapılmaz mı? Vallahi iki dönemden beri söz verildi, yapılmadı. Üstelik de orada eğer bir acemi bir adam direksiyon sallarsa... Ben gönül koydum, hiç gelmesin yanıma. Sağa ve sola kesinlikle düştüğünde mutlaka bir kaza oluşur yani orada. Çok rezalet, berbat durumda. Peki... Kaza oluşmadan tedbir alınamaz mı? Kim? İnsanlar öldükten sonra, yaralandıktan sonra mı tedbir almaları lazım? Su, elektrik direğinin altı boşaldı söylemekten dilimizde diken bitti, ondan sonra değiştirdiler. Direğin altı boştu. Tamam. Bu dönemde eğer gücünün yetmediği, yapamadığı bir şey varsa o Ankara'dan değil. Ya, ya. Neye gücünüz yetmez? Bak, demin adam ne dedi? Evet. Demin adam ne dedi demin? Reis dedi, Bursa'da dedi, iki tane milletvekilini haşladı dedi. Bunlardan reisin vallahi haberi olmuyor, billahi haberi olmuyor. Bizim programı izleyip de ona haber vermeyenler zaten görevlerini yapmayanlardır. Aslında Sabri abiyle birlikte ha. Gitseniz o yolunda. Gideceğim, gideceğim. Ne kadar berbat olduğunu görürsünüz. 20 yani. Senedir Karapürçek'te doğru belli böyle bir hizmeti ben görmedim. Kimse bana masal okumasın. Hayvancılık ve diğerlerini sorarsanız. Görmedim. Bazıları çıkıp böyle fış fış diyorlar, şöyle böyle diyorlar ama hikaye. Hayır. Aynı yollar rezildi, gördüm ben utandım. Maliyet bedeli düşmediği müddetçe. Hayvancılık ve tarımda bir şey elde edilemez. Mesela hayvancılıktaki ne bir... alemde burada hayvancılık? Bence sürekli geriliyor. Çünkü sütün kilosu 12, 13, 14, 15'e kadar çıktığını duyuyorum ben. Yani bir dakika bir dakika, parakende mi? Tabii canım. Yani markette mi? Hayır, evden ya. Bir süt alacak olursanız 12 ile 15 lira arasında. 9 lira dediler. Hayır, şeyde. Hayır. 12,5, 13, 15 kaç şu an demiş durumda. Yani 15'e mi alıyorlar? Evet. Burada iyiymiş o zaman. Şimdi bir tor... Perakende tabi. Ha, perakende. Çiğ diyorum ben işte. Gökçeren bataklığında 9 liraya alıyorlarmış.
Ya birincisi yemdeki ham madde sıkıntısı. Dışarıdan geliyor. İkincisi artık ekili dikili aram. Abi. Bir dakika abi. Abi 5 kilo değil sözümüz. Adam 50-60 litreden bahsediyoruz biz burada. Biz Ahmet abi 5 kilo değil. 3 kilo süt alacak. 3 gün yetecek bana. 47 kilo ne yapacağım ben? Dur. Devam et abi. Şimdi hayvanın süt yemi veya besicilikte eğer kullandığı yemlerin maliyet bedeli Türkiye çapında üretim olarak alttan desteklenmezse dökme suyuyla değirmen dönmez. Bir torba daha önce 3-15 gübreyi biz 85 liraya 135 liraya alıyorduk. Şimdi 850 lira oldu torbası. Bir torba. Evet. Hadi ha sor. Hepsi de bunların çiftçi arkadaşlar. Daha önce traktörlerle vızır vızır burada gübre gidiyordu. Nereye gitti o traktörler? Hangisi götürebiliyorsunuz 5 ton 6 ton? Şubat'tan başlıyoruz işte. Ha buyur. Ben marketten 25 liraya alıyorum bir kilosu. Gördün mü abi? Evet. Sen şimdi orijinal ambalajlaşmış, içi dışı makyaj yapılmış kutuda, o adamın vergisi, oradaki yaktığı elektrik, ayrıca hepsini ekstra koyarsa o fiyata çıkar. Ama yine çok ama. Tabii ama biz burada evlerden bu iş 15 liradan alıyoruz artık. Tamam. Ama o tarafa mutlaka. Nereye? Neresi orası? Beşepınar. Ama bilmiyorum ki ben orayı. Sabri abi, Uludere'ye bir zahmet bir götürün. Tamam gidelim abi. Ama mutlaka orayı bir görmenizi istiyorum. Şimdi değerli izleyiciler bakın. Gerçekten Karapürçek ilçesi benim çok değer verdiğim ilçelerden birisi. Birisiydi. Ama bu yakınmaları ben bugüne kadar duymamıştım burada. Şimdi bazıları böyle güllük gülistanlık gösteriyor ama öyle değilmiş meğersem. 15 sene ilçe başkanlığı yapmış birisi. Aa burada bak. Gel abim buraya bakayım gel. Ya beni fazla konuşturma da. Ben bunu anlamıyorum ya. Hayır ben sadece şunu söyleyeceğim ben. Ben kameraya dön şöyle. Kim olsa olsun ben eleştiriyorum yani. Şu anda 20 aşağı yukarı 38'e 40 senedir beri taksicilik yapıyorum. 89'da kuruldu bu durak. 89'dan buraya daha bir durağımız yok burada. İlçe mi burası, köy mü? Bence köy. Köy daha iyi bundan. Benim Mecidiye köyüm burasının daha iyi. Yemin ediyorum daha iyi yani. Ya Allah'ını seversen hangi ilçeye gidersen git, her parkın kenarında, hastanenin köşelerinde bir taksi durağı var değil mi? Buyurun, kavaleri akşam ediyoruz akşama kadar. Peki taksicilikteki geliriniz nasıl gidiyor şu anda? Ya yani nasıl bir harcamanız var, nasıl bir ziyanlarınız? Harcamanız az biliyor musun? He. 50 kuruş büyükşehir'e borcun olduğu zaman arkasına hemen şey gönderirler. İcra gönderirler. 50 kuruşun bana da icra kağıt geldi yani. 50 kuruş. Bana 50 kuruş göndereceğine şurada bir durağımı yap benim. Hat kirasını alıyorsun benden. O zaman şöyle yapalım. Büyükşehir Belediye Başkanım sevgili Ekrem Yücem. Bak buranın bu doğalgaz işine mutlaka bir yer at. O yolda gördüğüm yapılmayan yolları lütfen yaptır. Ayrıca bu taksici, kaç taksici var burada? 4 durak burada var. 4'te karşıda var şu an. Geçti askıda. Durak istekleri var çok önemli bir şekilde. Sen istesen bunu var ya bir haftada yaparsın. Onu inşallah takip edeceğim. Abi bilmiyorum. 15 gün sonra gene geleceğim. O durak yapıldı mı yapılmadı mı göreceğim. Bir 4 yol işimiz var. Onu gördükten sonra geleceğim buraya. Sizinle daha önce de görüştük biz. Artı bir de onu söylesene. Yani gel buraya gel. Bir de pazar yeri. Gel. Evet. Sen de taksici misin? Askıda benim plakam. Ne demek o askıda plaka? Yani çalıştırmıyorum. Neden? Kurtarmıyor ki abi. Yani hepsi taksici. Kurtarmıyor Karabüçek'te. Hizmet yaptıramadılar mı size? Abi 20 yıllık bak buradayız hepimiz. Kaç? 20 yıllık taksiciyiz. 20 yıldır. Bir durak yapılmadı. Gelen durak da geri gitti. Gelen durak buraya taraklıya gitti. Ali İhsan Tarım var burada bütün soruları dile getiriyor. Bunları hiç bize söylemiyor. Ali İhsan konuşturma beni. Siz halkın içine girmiyorsunuz ki. Ali İhsan konuşturma siz halkın içine girmiyorsunuz. Hiçbir gazeteci buraya gelmiyor. Bir dakika. Biz mi girmiyoruz abi halkın içine? Siz? Dedin ya biz 10 senedir 15 senedir burası gürü gülistanlık biliyorduk. Oraya git. Ali İhsan Bey'in marifetleri işte. Onu geç sen. Ben biliyorum onun kimin marifeti olup olmadığını. Hiç avukatlık yapma. Şimdi de kandırıldım diyor. Kandırıldım diyor değil mi? Gelen onu ben onu bak ne yapacağım onu ben. Siz kahveleri gezin. Halkın içine girin. Girmiyorsunuz. Parkta oturuyorsunuz gidiyorsunuz. Bak abi. Efendim? Ben. Evet konuşamaz kimse ya. Konuşamaz korkar ya. Millet derdini anlatmaya korkuyor. Birisi işimize takoz koyacak diye. Bizim gibi engelleneceğiz diye. Korkuyor konuşmaya millet. Beni nasıl engellediyseler. Millet korkuyor benim işime takoz koyacaklar diye. Öyle bir korku imparatorluğu kurmuşlar yani. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ım bak insanlardaki bir korkuyu al üzerlerinden. Neden al biliyor musun? Senin Sakarya'daki milletvekillerin çalışmıyorlar. Bak bu insanların bir sürü burada sorunu var. Onlarla ilgilenmiyorlar. Bak taksici 20 senedir diyor buraya bir durak yaptıramadık diyor.
6 tane milletvekilimiz var. Bir tane daha hizmetini görmek, bir tane. Ama oy zamanı burada her zaman oy veriyor. Vermesin abi. Şunu da söyleyeyim. Abi Sevil abi, bunu da söyleyeyim. Şu Cumhurbaşkanlığı tek yıkacak adam kim var biliyor musun? Kendi belediyeleri. Bravo. Kendi belediyeleri yıkacak. Bravo. Çalışmıyorlar. Bravo. Anladın mı? Bravo. En büyük rakibi Cumhurbaşkanımızın bu belediyeler. Başka kimse? İşte ben de bunu diyorum abicim zaten abi, ya. Abi ne istiyorsun? Benim yoksa Cumhurbaşkanıyla bir sorum yok ki. Erol Aslan Cebeci. Ben onu bir daha Adapazarı'nda görmedim. İlk milletvekili olduğu dönemlerde Karabiçek'e geldi. Ben orada o zaman ilçe başkanıydım. Muhalefet ettim o zaman ben de. Ya dedi, bu ne biçim ilçe dedi, bundan daha yol yok dedi ya. Allah'ını söylesin böyle yol mu olur dedi ya. İlk gelir gelmez iktidara hemen yolu yapacağım dedi. 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 Ama, dedi abi. Ama. Nerede? Yapmadı. Yapmadı. Ey yapma Cebeci. Ya. Ey Cebeci. Ey milletvekili. Sapanca'dan seçilmiş. Amerika'da eğitim görmüş. Amerika'da yaşamış. Sevgili Cebeci milletvekilim. Neredesin sen? Nerelerdesin? Bırak sen nerelerde olmayı. Adapazarı'na gelmiyorsun bile bir daha. İslam Hanım, siz gelmiyorsunuz bir daha. Nadir Latif İslam rahmetlinin geliniydi dedim, sen boşnak geliniyim dedin ama yoksunuz, yoksunuz. Ramiz Savaş yoksunuz. Münir Kutlu Ata yoksunuz. Partiniz şununuz bunuz hiç önemli değil. Abi, canım bir dakika. Geliyorlar oy zamanı milletvekili adayları. Burada oyu alıyorlar. Ondan sonra bir daha yüzlerini görmüyor. Abi ben de onu söylüyorum işte. Karabüçek Adapazarı'nın üvey evladımın ne yolu var, ne şeyi var. Her tarafın, Sakarya'nın her tarafın yolları güzel yapılmış. En ücra köse Karabüçek. Ya yaya geçemiyor ya. Araba vuruyor yayalara ya. Öyle dar bir yol olur mu ya? Bir ilçenin yolu. Üvey evlat mı yazıyorlar? Bu üvey evlat mı Karabüçek? Şimdi bak değerli izler. İşte biz bunları, bu insanların sesiyiz biz. Bu insanların kulağıyız biz. Bu insanların gözüyüz. Bak ne diyor bak. Ne yüze gelip buradan oy isteyeceksiniz? Bakın bir daha söylüyorum ha. Bir daha söylüyorum bakın. Bu seçim var ya çok çetin bir seçim olacak. Bu seçim bu verdikleri sözleri tutmayanları sandığa gömecek bir seçim olacak. Bana kızmayın. Ali İhsan orada kıkır kıkır gülüyor. Gülme. Gülme, gülme. Seninle işim var. Bir dakika ayıp mayıp etmiyorum ben. Sen oradan karışma burada konuşacaksın. Alacağım seni ben. Bekle bekle. Oy veriyoruz hizmet için. Niye hizmet vermiyorlar? Oy verdik. Hizmet nerede? Kaç sene oldu? Bütün her 20 seneden beri AK Parti'ye oy veriyorum. Hem de üyeyim. Nerede? Hiç ver. Ben saygım sonsuz. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Sakarya mı? Dur, bir dakika. En pahalı suyumuz var. Su? En ya ormandan geliyor. Maliyetine en pahalı suyu biz Karabük. Buradan parayla burada. Tabii burayı parayla. Hem de çok pahalı. Çok pahalı yani su. O kadar. Çok pahalı. Sakarya, bu millet Sakarya milletvekilini Kenan Sofoğlu'nu seçti ya, oraya çıkarttı ya. Bir dakika. Kenan Sofoğlu kendi pistini düşüneceğine, 400 kilometrelik pistini düşüneceğine bu halkın yollarını yapsınlar. Tamam mı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam mı? Göksel'im. Sadece burayı kesme sakın. Kendilerini düşünmesinler. Biz onları niye milletvekili yaptık? Bize kendimiz için, hizmet için yaptık. Kenan Sofoğlu Bey orada kendi pistini düşünüyor. Kendi pistini düşüneceğine vatandaşın köy yollarını düşünsünler. Bakın anlayamadım onu. Pist yani motor yarışı. Pist. Biz onu motor yarışı için seçmedik. Halka hizmet için seçtik. Anlıyor musun? Bak burada Karabiçek var. Burada bak hepimiz hayvancıyız. Hepimiz var. Burada bir tane pazar yerimiz yok. Onu söylediler. Pazar ya yok. Onu söylediler. Ben Ekrem İmamoğlu başkanıma da söyleyeceğim onu. İsteyeceğim onu. Sakarya'ya geldi Tayyip Erdoğan dedi ki Adapazarı Karabiçek yolu yapıldı dedi. Nerede yol? Vallahi yapılmamış. Nerede yapıldı yol? Gördüm. Kaç seneden beri? Bak bir seneden beri yol yapıyorlar. Devlet o kadar güçsüz mü? Ne bir senesi abi? 5-6 senedir yok o yol. Devletin milyarlarca aracı var. Şu anda devlet istesin buradan 1000 kilometre yolu 2 saatte yapar. Devlet güçlü ama yani Tayyip'in o seçtiği adamlar çalışmıyor. İşte çalışmıyor. Oy niye gidecek? Belediye buradan gidecek. Çalışmıyor. Yani ben üstü yani kapalı söyleyeyim. Ondan sonra Tayyip kaybetti. Niye kaybetti? Bu adamların yüzünden kaybetti. Anlıyor musun? Hayvancılık dedin abi. Hayvancılık bitti. Yok zaten. Yok hayvancılık bitti. Bir çuval yem olmuş 400 lira. Bir saman olmuş 150 lira. Ondan sonra et 250 lira. Nasıl alacak vatandaş? Nasıl yedirecek? 20 tane hayvanım vardı. Hepsini sattım. Hepsini sattım. Bakamadım. Bir hayvanın maliyeti haftada 1000 lira yiyor bir tane hayvan süt ineği. 1000 lira yiyor. Kaç kilo? 20 kilo versen 1000 lira para alırsın haftada. Onu da yemeğe yetmiyor. Değerli izler burada bakın sakın yanlış anlaşılmasın. Arkadaş Kenan Sofoğlu'nun
pisliği zannettim ben. Pisliğinden bahsediyormuş. Pis, ha, tamam tamam yok pis, düzeltiyorum. Pismiş. Şimdi Kenan Sofuoğlu'nu bir şekilde reis milletvekili gösterdi. Eyvallah. Niye seçtik onu? Bir dakika. Hani neydi o futbolcu be ya? Yok yok futbolcu kimdi ya bir tane? Sonra FETÖ'cülük ha. Hakan Şükür de seçti. Allah aşkına sorun ne işine yaradı? Gitti FETÖ'cülükten Amerikalara kaçtı gitti gelmez oldu. Şimdi Kenan Sofuoğlu'nun şöyle hatası var. Ya sen bu ülkenin milletvekilisin. Senin ne işin var? Kestim. Kenan Sofuoğlu'nu biz daha Karabük'te, Akyazı'da görüp de yani vatandaş olarak görmedik. Sadece oy verdik. Çiçek'le ellerinde gül belediye başkanları geldi bize gül dağıttı. Ben köyde oturuyorum. Oylarımızı verdik. Ondan sonra gülden sonra kimse bizi tanımadı. İşte, tanımadı. Ondan sonra şimdi bizden oy isteyeceksiniz. Nasıl isteyeceksiniz? İşte reisim duy bunları ne olursun. Yani şimdi diyorlar ki ondan başka adam yok. Ya ondan başka adam yoksa götürürüz başka yere atarız. Ya. Sana gelecek olan oylar başka yere gider. Böyle yapacağınıza bu halka hizmet edin. Bu halka hizmet edin. Bak burada kaç tane köy var. Bir buradan sabahleyin adam kalkıyor Adapazarı'na 30 kilometre hayvanını götürüyor orada satmaya çalışıyor. Niye burada bir tane hayvan pazarı yok? Hayvan pazarı var dediler. Ya yok. Yok, 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 yok hayvan pazarı yok. Vallahi var dediler. Abi, vardı kaldırdılar. İstanbul'dan bir misafir gelse yatırılacak yer yok burada. Yıllardan beri konuşuluyor. Herkes konuşuyor. Abi bir de bir şey soracağım. Buranın insanı Laz mı, Gürcü mü, Çerkez mi? Burası karışık abi. Bak burada Lazlı da, Gürcücü de, Abazası da, Çerkez. Hepimiz varız. Ama hepimiz aynı bir milletiz. Kimsenin kimseye bir saygısızlığı yok. Kürt de aynı, Gürcü de aynı. Hepimiz birbirimize gideriz, kız veririz, alırız. Hepimiz biriz. Burada ayrımcılık yok. Ama bize ayrımcılığı şey yapan onlar. Yani bizi insanlıktan çıkaran onlar. Anlıyor musun? Ayrımcılık ülke belediyeler de var. Değerli izler. Yani, Tayyip'in seçtiği o ileri getirdiği insanlar da var. Ayrımcılığı onlar yapıyor. Değerli Tayyip izler. Bey bilemez orada oturduğu buradaki i̇şte biz, benim bak benim Tayyip Bey diyor ki buradan ben Ahmediye'de oturuyorum. Ahmediye yolu yapılmış. Ama gelsin baksın yapılmamış veyahut da o yol yapılmamış. Yani yapılmamış. Bakın. Yani bir asfalt yapıyorlar. Özür dilerim. Bir asfalt yapıyorlar. Ya bu zaten yapılıyor. Bunu 5 santim dökeceğine bunu 15 santim dök bir daha yapılmasın. Yani bir sefer masraf olsun. Yani bir sefer masraf olsun. Benden yani benim tarlamdan, vatandaşın tarlasından 5'er metre yol aldılar Ahmediye yolunda. Döktükleri asfalt 5 metre. 5 metre. 10 metre yol aldılar. 5 metre asfalt döktüler. Döktükleri asfalt da bak şimdi orada orman üretimi de var orada. Çöktü yollar. Vatandaşın orada şu anda şey var. Ne onun ismi? Balıkhanesi var, tesisi var. Arabalar çıkmıyor. Arabalar çıkmıyor yani. Adamın yolu bozuldu. Bak ben üretim yapıyorum. Orman üretimi. Ama ben yani razı değilim. Çünkü orada bir tesis var. Şimdi bakın değerli izler. Bu programı seyrettikten sonra belki birileri bana kızabilir. Belki beğenebilir, alkışlayabilir. Her ne olursa olsun. Bak bir daha söylüyorum. Ben hiçbir tarafın bir tarafında değilim. Ben bir Balkan çocuğuyum. Ben bir Sakarya çocuğum. Bu toprakları, bu sokakları en iyi bilenlerden birisiyim. Ben 70 yaşına geldim. Yani 60 yıldan beri de Sakarya'nın gezmediğim sokağı, mahallesi, çıkmadığım tepesi yok. Ama benim insanım da var ya bakın bir daha söylüyorum. İnanılmaz ince bir zeka var. Her şey herkesin farkında. Ama bu insanların farkında olmayan birileri kim biliyor musunuz? Bizim Sakarya milletvekilleri. Evet. Evet. Hiç bana masal okumasınlar. Hepsi sınıfta kaldılar. Hepsi sınıfta kaldılar. Tayyip Bey'den tek ricam sakın ola hiçbirisini bir daha bu seçimde gösterme. Göstermez. Bak vallahi billahi kazanamazsın razı Sakarya'da. Razı değiliz onlardan. Bak Allah katına biz Sakarya milletvekili. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor vatandaşa? Gel böyle. Bir yere ulaşamadığınız zaman bana gelin diyor değil mi? Doğru mu? Doğru. Ama bir belediyeye gittiğin zaman bak yağmur yağdığı zaman Mecidiyeköy'ü orman köylüsü. Bağlandı Karabük'e kazaya. Değil mi? Belediyeye bağlandık. Kaç sene oldu? Kaç seneden beri? Kaç seferde o suyu kovaya doldurduk, belediyeye getirdik, kovaya doldurduk, kaymakama çıkardık. Henüz hala daha aynı suyu içiyoruz. Kazma, kureklan, kazdılan vatandaşın gömdüğü borulardan akıntı suyu içiyoruz. Su parasını ödüyoruz belediyeye. Bu ne oluyor, nasıl oluyor? Ama Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Yapamadığınız bir şeyi bana ulaştır. Bunlar ulaştıramıyor mu? Bir vallahi belediye başkanı oraya
Veyahut da bir milletvekili oraya ulaştıramıyorum. Vallahi bak ben abi ne yapacağım edeceğim, linkini göndereceğim ona en yakın isimlere, iletişim daire başkanlığı falan da hepsini ben koyuyorum. Bak onu da diyeyim, Sayın Cumhurbaşkanımızdan memnunum. Zaten o olmasa AK Parti küllüm bitti. Sağ ol, gel yanıma. Gel bir şey yapmayacağım, gel. Reis, sana bir şey söyleyeceğim. Gel şöyle, dur bir dakika abi, bir dakika. Seni bir tanıyalım. Adım İbrahim, soyadım Kılıçkan. İbrahim neler söyleyeceksin? Karapüşük'te hayat nasıl? Karapüşük... Ne? Vallahi yok. Göksel buraları, biple buraları ya. Yıldırım orada. Ne yaptı bakayım, sor bakayım. Karapüşük'e ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar. Karabanları hep ezdiler burada. Hep zenginleri çaldılar. Zenginleri. Hep karabanları hep eziyorlar. Al başlarını bir bu. Şimdi, al başlarını bir bu. En tehlikeli adam bu. İşte değerli izler, benim dediğim adamdan bahsediyorlar ha. Benim de bana geliyor. Karapüşek şöyle, karapüşek böyle. Orada bir tane geçen gelişimde motosikletli adam konuştu. Adamı itekledi. Adamı kovdu. Adam neler neler söyledi. Ben yayınlayamadım onları. Aha bu. O kandırılmış. Bu. Onu, o var ya o. Onu Orhan Yıldırım sattı onu. Bilmem. Vallahi kovdu. Değerli izler, ben Karapüşek halkını bugün bir kere daha çok sevdim. Allah kısmet nasip ederse şu karvi yağsın, açık ortam düzenlesin. Bir ay sonra gene geleceğim. Bakalım o verdikleri sözlerden hangisi tutulmuş? Hani mahallelere asıl hangisi tutulmamış? Bir de o durak bakalım yapılmış mı yapılmamış mı? Durak burada zaten. Durak yapılan burada. Bir şey yok. Durak kolay iş. Yok kapansın abi. Şimdi vatandaş bu milletvekillerini seçip de bu hizmetkarları seçip de buraya getiriyor ya. Bunlar ki gidiyor da şimdi o ATM'den parasını alıp da çekiyorlar, yiyorlar ya. Acaba o para onlara helal mı? Bu vatandaşa bu hizmeti yapmadığı zaten zaman. Zaten reis akşam onu söyledi. Bu para onlara helal bak, mı? Nasıl yiyorsun sen yani? Vatandaş seni niye seçiyor? Seni niye getiriyor bu halk seni oraya? Şimdi, sen vatandaşa hizmet için geliyorsun sen oraya. O parayı nasıl yiyorsun sen? Şimdi akşam tamam, parayı ye. Ya ama vatandaşa hizmeti abi, de getir. Aynen katılıyorum. Şimdi akşam reis... Devletimiz fakir değil şu anda. Devletimiz fakir değil. Akşam reis dedi ki, benim dedi milletvekillerim dedi, bir kısmı dedi... Oturumlara katılmıyorlar dedi. Gelmiyorlar dedi. Bak gerçekten o da hakkını helal etmedi. Bu insanlar da haklarını helal etmiyorlar size etmiyoruz ona göre. Etmiyoruz abi, etmiyoruz. Tamam mı? Etmiyoruz. Evet. Şimdi bu doğalgazla ilgili sıkıntılar var. Karapürçek mahallemizde. Daha önceki biz meclis konuşmasında başkanla bunları görüştük. Zaten bizim Karapürçek'in coğrafyası böyle dağınık bir köyde sahip değiliz. İşte ekininden başlarken tek adam. Abi sen yapılamaz mı? Yapılıyor. Evet tamam. Onu da şimdi yazılı ekinli bunu imarsız bu işi gerçekleştiriyor. Ama Sayın Alihan Yavuz vekilimiz orada olduğu için her şey aşılabiliyor. Bunu biz Karapüçük'te de görmek istiyoruz. Burada en uzak bizim Ahmediye. Orası da o kadar sıkıntı değil. Bizim şu andaki mavi hatımız nereden geliyor? Ta Azerbaycan'dan geliyor. İran'dan geliyor. Biz bunu abi halk onun o kısımlarını bilmez. O buraya gelen icraata yok, bakar. İcraat diye. Geldi mi gelmedi şimdi, mi ona bakar şimdi. Biz. Değerli izler. Büyük Esencek çökekler arasında benzeri bir köprünün bir sorununu hallettik. Çok büyük kazalar oluyordu orada. Zeki Toçoğlu zamanında ne yaptık? Ettik, kallem ettik, yaptırdık. Şimdi buranın tam ismi ne? Uludere. Uludere. Bu köprüyü niye koruk yapmıyorlar abi? Yapmıyor. 5-6 sefer söyledik, hiç yaptığı yok. Kaç sene geçti? İlgilenmiyor. 20 sene geçti. Ne olacak, birisi uçsa burada aşağıya? Zaten onu istiyorlar. Birisi düşsün de ölsün diye istiyorlar zaten. Öldükten sonra mı önlem alacaklar? Ondan sonra herhalde önlemi ondan sonra alacaklar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, sevgili Ekrem Yücem. Ne olursun bir gün gel, bu insanların bu derdini bir dinle. Gerçekten... Karapürçek'in böyle ev bombası haline geldiğine ilk defa şahit oluyorum. Bugüne kadar onların hep olumlu haberlerini yaptım ama maalesef sınıfta kalmış yöneticiler ve idareciler. İşte bak yaşlı abim benim sağ olsun ta köyüne kadar getirdi bizi. Hele yolları var ya delik deşik ve rezil. Doğru mu abi? Evet doğrudur. Peki Allah yardımcınız olsun, ne diyelim, biz sizin sesiniz olmaya gayret edeceğiz. İnşallah başarırız. Bizim böyle... için dua edin. Ama benim üzüldüğüm nokta ne biliyor musun? Cumhurbaşkanımızı eritiyorlar. Aynen öyle. Cumhurbaşkanımızdan öc almaya uğraşıyorlar. Ya. Belediye başkanlarından ben şikayetçiyim. Ya. Peki değerli izler, bizden izin verirseniz bu haftalık bu kadar. Gerçekten Karapüçek benim değer verdiğim ilçelerden biri, çok az nüfusuyla ve çok güzel insanları var. Gördünüz.
neler 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 söylediler. Biz de bunları yayınlamak zorundayız. Görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın. Ama bizi bu tür yerlere, köyünüze mutlaka davet edin. Bu köprüyle bu yolları önceki belediye başkanımız yaptı. Çoruhlu. Mehmet Çoruhlu. Onun yaptığı asfaltın üstünde geziyoruz. Ondan sonra Orhan Başkan 20 seneden beri buraya geçtiği yok burada. Söyleyecek söz yok. Karabüçek el bombası.